Aşağıdakilerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Düşündüklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek düşünmemizin ne anlamı kalır dedi. Önce bu cümleyi gel bir analiz edelim ne demek istiyor konuşalım ona göre seçeneklerde doğrudan cevabı göreceksin zaten. Bize diyor ki düşünmemizin anlamlı olabilmesi için düşündüklerimizi karşı tarafa özgürce dile getirmeliyiz diyor. Dolayısıyla düşündüklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek, bak burası çok önemli. Eğer özgürce dile getiremeyeceksek, söyleyemeyeceksek o zaman düşünmemizin ne anlamı kalır? Hiçbir anlamı kalmaz diyor. O halde özgürce karşı tarafa aktarmak, dile getirmek önemli. A, düşüncenin özgürce ifade edilebildiği ortamlar sağlıklı düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlar. Hiç böyle bir şeye zemin hazırlamaktan bahsetmedi. Özgür insan olmanın koşulu. Özgür insan olmanın koşulu değil. Özgürce karşı tarafa söylersen düşünmenin bir anlamı vardır dedi. Dolayısıyla bundan da bahsetmediği için eledim. Ne zamanki düşündüklerimizi özgürce ifade edebiliriz. O zaman düşünmemizin bir anlamı olur. O zaman düşünmemizin ne anlamı kalır diyerek yukarıda sordu zaten. Dolayısıyla C'de verilen yargı öncülde verilen cümleyi doğrudan karşılamakta. Bu yüzden cevap C görünüyor. Düşüncelerini özgürce açıklayamayanlar sanmasınlar ki özgürdürler. Hayır özgür olup olmaktan bahsetmiyor. Yani düşünceyi özgürce dile getirmek düşünmeyi anlamlı kılar diyor. O yüzden bu da olmaz. Düşünce özgürlüğü yasaklarla engellenmemelidir. Bu da doğru değil tabii ki. Yani yasaklardan hiç bahsetmedi. O yüzden E de gitti. Cevap C. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık tahmin anlamı yoktur? Bir Bu saatte beni arayan kardeşim olmalı. Bu cümledeki yüklem olmalı sözcüğündeki malı meleki eğilimi doğrudan olasılık yani tahmin anlamı katmıştır. Çünkü şöyle diyor. Bu saatte beni arayan kardeşim olsa gerek. Sanırım kardeşim gibi bir tahmin anlamı kattı. Türkçede malı meleki Eyleme, olasılık, tahmin anlamı katabileceği gibi gereklilik anlamı da katar. Bizden buradaki ayrımı isteyecek bu soru. 2. Döndüğümde odanın temizliği bitmiş olmalı. Bitmiş olsa gerek değil. Bitmiş olmalı, bitmesi gerek anlamında. Yani malı meli artık burada eyleme, cümleye ne anlamı kattı? Gereklilik anlamı kattı, olasılık anlamı katmadı. O yüzden cevap gördüğün gibi 2 görünüyor. Yemeğini yemiş, çayını yudumluyor olmalı. Çayını yudumluyor olsa gerek. Hani sanırım çayını yudumluyordur gibi ne yaptı yine olasılık tahmin anlamı kattı. Dolayısıyla 1 3 benden istediği cevapları içermiyor iş görüşmesini yapmak için yola çıkmış olmalı. Yola çıkmış olsa gerek sanırım yola çıkmıştır gibi yine eyleme olasılık anlamı katan bir malı eki gördük. 5 aldığı puana bakarsan sorular onu zorlamış olmalı. Sorular onu zorlamış olsa gerek sanırım sorular onu zorlamış gibi ne yapıyoruz yine olasılık tahmin anlamı katıyoruz malı meli ekiyle o halde bizden istediği ikinci cevap ikinci cümle çünkü bu cümlede olasılık yani tahmin anlamı değil gereklilik anlamı var bu yüzden de cevap B. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Leonardo DiCaprio'nun başlangıç filminde sergilediği oyun gücü filmin senaryosunu gölgede bırakıyor. Öncelikle öncülde verilen cümlede ne diyorsa sadece o kadarını seçeneklerde aramalıyız. Eğer öncülde verilen cümlede geçmeyen bir kelime varsa bir seçenekte, hiç bahsetmediği bir ifade varsa bunu doğrudan elemeliyiz. Yorum yapmamalıyız, kendimizden bir şeyler katmamalıyız. Şimdi bana diyor ki Leonardo DiCaprio başlangıç filminde oynadı diyor. Bak burada bir tane kesin yargı var. Ve bir de şu var. Bu filmde sergilediği oyun gücü yani performansı filmin senaryosunu gölgede bırakıyor. Senaryonun üstünde bir oyun gücü, bir oyun performansı sergiliyor diyor. O halde başlangıç filminin güçlü bir senaryosu ve oyuncu kadrosu vardır. Şimdi tamam güçlü bir senaryosu var mı? Oyuncu kadrosu var mı? Hiç söylemedi. Ya oyuncu kadrosu da der bir tane bile ifade geçmedi. Sadece Leonardo DiCaprio'nun bu filmde oynadığını ve performansının senaryodan çok daha iyi olduğunu söyledi. Peki bu olamaz demek ki. B. Leonardo DiCaprio'nun filmde gösterdiği performans yani oyun gücü değil mi? Sergilediği oyunculuk gücü filmin senaryosundan çok daha başarılı. Senaryoyu gölgede bırakıyor dedi. O zaman buradan da doğrudan B'yi çıkarabiliriz. Cevap geldi. Başlangıç filminde senaryoyu gölgeleyecek kadar hatalı çekim sahneleri vardır. Hiç bilmiyoruz. Leonardo DiCaprio oynadığı bütün filmlerde beni ilgilendirmiyor. Ben sadece başlangıç filmiyle ilgili bir cümle okuyorum yukarıda. İyi bir performans sergilediği senin bilgin olabilir. Evet gerçekten çok da iyi bir oyuncudur. Her filminde çok iyi performanslar gösteriyor olabilir ama bizim işimize yaramıyor bu cümlede. O yüzden D de gitti. E başlangıç filminin senaristinin anlatımı yetersizdir. Bu da ayıp olur senariste. Hani anlatımı yetersiz. O yüzden DiCaprio kendi gücünü ortaya koymuştur. Yorum olur bu. Dolayısıyla biz böyle bir şey söylemiyoruz. Sadece DiCaprio'nun çok güçlü bir oyun performansı sergileyip senaryoyu da aştığını söylüyoruz. Bu da doğrudan zaten B'de verildi. Cevap B. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özlem söz konusudur? A durmadan taşırdım yanımda iki şeyi iri çakıl tanelerini çatlamış bir narı burada yok. B. Ey deniz şöyle bir gün sana bakacak mıyım elma bahçelerinden fındık bahçelerinden diyerek ne yapıyor denize seslenerek aslında seni ne kadar özledim diyor denize elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden şöyle bir gün sana bakacak mıyım derken denize nasıl özlediğini anlatıyor. Dolayısıyla cevap B görünüyor. C basar basmaz bir katran karanlık rüzgarım diner acılar vurur sulara derken içinde bulunduğu o karanlık durumu anlatıyor. Bilirim yalnızlık üşütür insanı kalp daima sevecek birini arar derken bir farkındalık anlatıyor. Bilirim yalnızlık üşütür insanı yalnız kalmamak gerekir kalp daima sevecek birini arar derken de insanın daima sevdiği birini arar diye bir tespitte bulunuyor sadece özlem yok burada e çırpınan kalbini dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla göklere derken coşku var kalbindeki çırpıntıyı duyuyorum diyor ben de onunla birlikte göklere uçmak istedim çünkü çok coşkuluydu diyor özlem yok burada özlem sadece B'de verilen dizelerde var bu yüzden cevap B bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlede koşula bağlı bir durumdan söz edilmiştir. Şiirimizin eski gücüne, sıcaklığına kavuşmasını istiyorsak onu kendi insanımızla buluşturmak zorundayız. Gördüğün gibi istiyorsak koşulunu vermiş. Ne yapmalıymışız? Onu kendi insanımızla buluşturmamız gerekiyor dedi. Zorundayız buna dedi. Dolayısıyla evet koşula bağlılık var. Ve ikinci cümlede bir değişimden söz edilmiştir. Bakalım. Türk şiirinde eski duyarlılığı sesi bulmak neredeyse olanaksız artık. Bir değişim var. Türk şiirinde eskiden bir duyarlılık varmış. Türk şiirinin bir sesi varmış ama şimdi artık onu bulmak neredeyse olanaksız diyor. Dolayısıyla bu bir değişimdir. Evet B de doğru. C üçüncü cümlede amacın ne olduğu açıklanmıştır. Bakalım amacımıza. Bu eski sesi yakalayabilmek için bu eski sesi yakalayabilmek amacıyla köye sokağa inmek zorundayız dedi. Amacı gördüğün gibi sesi yakalamak olarak verdi. Eski sesi yakalamak olarak verdi. D, dördüncü cümlede bir öneride bulunmuştur. Öneri tavsiye değil mi bizim için? Dört, gerekirse eski şiirimiz tümüyle taranmalı. Ondaki Anadolu insanı tekrar şiirleştirilmeli. Bak bu bir tavsiye. Evet bu bir öneri. İsterseniz diyor hatta gerekirse diyor ne yapmalıyız? Eski şiirimizi tümüyle taramalı. Ondan Anadolu insanını tekrar şiirleştirmeliyiz dedi. Bu bir öneri. Evet. Beş, Beşinci cümlede yapılması gerekenler sıralanmıştır. Bakalım öyle mi? Elbette halk ağzından yararlanmak da şiirle insanımızın barıştırılmasında vazgeçilmez bir çabadır diyerek burada yapılması gerekenleri söylemiyor ve sıralamıyor da sadece halk ağzından yararlanmanın şiirli insanımızın barıştırılmasına vazgeçilmez bir çaba olduğunu söyleyerek bir tespitte bulunuyor. Yapılması gerekenler değil bunlar. Sıralama da yok burada. Arda arda bir şeyleri de sıralamıyor. Dolayısıyla E'de verilen bilgi 5. cümledeki yargıyla uyuşmuyor. Bu yüzden de cevap E. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olumlu ve olumsuz değerlendirmeler bir arada verilmiştir? 1. İlk öykülerindeki titiz ve ayrıntılı betimlemeler, şimdi şurası titiz ve ayrıntılı betimlemeler bizim için olumlu eleştiridir, olumlu değerlendirmedir. Bakalım olumsuz bir değerlendirme var mı? Biraz uzun olduğu için okuyucuyu sıkacak nitelikteydi. Ha, titiz ve ayrıntılı betimlemeler uzunmuş, bu yüzden de okuyucu sıkılıyormuş bunlardan. Bu da bizim için nedir? Olumsuz bir değerlendirmedir. O zaman hiç diğer cümlelerde macera aramaya gerek yok. Doğrudan birinci cümlede hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmeyi yaptı mı yaptı? Cevap A. Peki diğerlerinde yine görelim ama biz. 2. Fakat bunlar zamanla yerini usta işi betimlemelere bırakılıyor. Şimdi dikkat et. Zamanla yerini usta betimlemelere bırakıyorsa burada sadece ne vardır dikkat edersen? Olumlu bir değerlendirme vardır ama olumsuz yok. Peki 3. Buna karşın anlatımındaki yapaylık bugün de sürüyor dedi. Şimdi anlatımındaki yapaylık diyorsa bu kötü bir şey. Yani yapay olması, doğal olmaması olumsuz bir şeydir. Dolayısıyla burada da sadece olumsuz bir değerlendirme var. Yani olumlu yok o yüzden gitti. Dördüncü e, cümlede diyor ki son iki yılda beş kitabı yayınlandı diyor. Burada hiçbir şey yok. Sadece bir tespitte bulunuyor. Yani ne olumlu ne olumsuz değerlendirme var burada. Beş. Bu pek çok yazara nasip olmayacak bir başarı kuşkusuz dedi. Şimdi başarı dediğine göre demek ki bu güzel bir şey. Beğenmiş bunu olumlu buluyor. O yüzden 5. cümlede de sadece olumlu bir durum var. Olumsuz yok. Ama bizden hem olumluyu hem olumsuzluğu değerlendirmeyi bulmamızı istemişti. O da birde bir arada verildi. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Bir paragrafın giriş cümlesi olacak cümle kendinden önce başka bir cümle olduğunu hissettirmez. Dolayısıyla cümle başı bağlaçlarıyla ya da bu şu o gibi kendinden önce başka bir yargıya gönderme yapan kelimeler barındırmaz. Nasıl olmalı? Kendinden sonraki cümlelerle geliştirilmeye, açıklanmaya, örneklenmeye, böyle daha da detaylandırılmaya müsait bir cümle olmalı. Buna göre cümlelere bakalım. A. Bir anlamda eserin kısırlaşmasıdır bu yok olmasıdır diyor. Bu dediği ne? Yani eserin kısırlaşmasıdır bu dediği ne? Demek ki bunu kendinden önce başka bir cümlede daha söyledi ki buna gönderme yapıyor. O yüzden A bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bu dikkat et. Yazar için bir talihsizlik, belki de yaşanılması gereken bir şey dedi. Bu dediği de yine kendinden önce cümlede anlattığı bir şey muhtemelen. Dolayısıyla yine bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bugün eve geleceği sırtını dönenin geçmişte de bulacağı bir şey yoktur. Bu cümle kesinlikle bir paragrafın giriş cümlesi olabilir çünkü bugüne ve geleceğe sırtını dönenin gel geçmişte de derken hani bugün, gelecek, geçmiş zaman vurgusu yaptığı için bulacağı bir şey yoktur deyip sonrasında bu cümleyi detaylandırabilir, geliştirebilir, örneklendirebilir değil mi? Kendi görüşlerini daha da verebilir. Dolayısıyla paragrafın giriş cümlesi olabilir edebiyatımızın bize verdiği ise varoluşumuza ilişkin anlamlardır. Demek ki başka bir şey de bize neler katıyor bunu söylemiş öncesinde sonra da işte edebiyatımızın bize verdiği ise diyerek karşılaştırma yapsın. Dolayısıyla bu ise kendinden önce başka bir yargıya muhtaçtır. O da paragrafın giriş cümlesi olamayacağı anlamına gelir. Gitti. Edebiyatın bunu günümüze ve geleceğe ilişkin bir kaygıyla yaptığını unutmamak gerekir. Neyi? Yine bunu kendinden önce başka bir cümlede anlattı ki sen de bunu diyerek ona gönderme yapıyorsun. Dolayısıyla E de paragrafın giriş cümlesi olamaz. Cevap C. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Türk romanın yalnızca kırsal kesim gerçeklerini anlattığı bir dönemi vardır. O dönemde çok büyük yazarlar yetişti, başyapıtlar yazıldı. Anlatılanların kentlerde yaşayan roman okurlar için çok çarpık olması yüzünden uzun süre romancılarımız köy gerçeklerinden başka bir şeye değinmez olmuşlardı. Öylesine ki, öylesine ki, öyle ki hatta gibi bağlaçlar kendinden önceki yargıyı anlam olarak bir tık daha güçlendirirler. Dolayısıyla bir önceki cümleyle bağlantılı olacak ama onun üstüne biraz daha çıkacak. Yani aynı mesajı biraz daha üstüne ekleyerek söyleyecek. O halde a. O dönemde kırsal kesim yaşamını bilmeyen gençler roman yazmaya heves bile etmezlerdi. Bak ne dedi? Anlatılanların kentlerde yaşayan roman okurları için çok çarpık olması yüzünden uzun süre romancılarımız köy gerçeklerinden başka bir şey değinmez oldular. Öylesine ki öyle ki hatta o dönemde kırsal kesim yaşamını bilmeyen genç roman gençler roman yazmaya heves bile etmezler dedi. Bu anlam burayı destekler nitelikte kendinden önceki yargıyı da devam ettiriyor. E, gençlerin roman yazmaya heves bile etmediğini doğrudan söylüyor. O yüzden cevap A görünüyor. B. Yoksul köylülerin nasıl ezildiğinin ne güç koşulları altında yaşadıklarının sergilenmesi elbette çok önemliydi. Şimdi burada çok detaya girmiş. Biz e, konu olarak yoksul köylülerin ezilmesi, ne güç koşulları altında yaşadıklarının sergilenmesinin önemli olmasından bahsetmiyoruz. Öyle ki hatta gibi önceki cümleye daha da e, hem onu onaylayan, destekleyen hem de ona bir şeyler daha katan bir yargı arıyoruz. Dolayısıyla B konuyla alakalı bize bunu söylemiyor e, öncüldeki ifade. C. Romanların yalnızca kırsal kesim yaşamını ele alması bir yanılgıydı. Bu kesinlikle desteklemez. Yanılgıydı derse paragrafın tamamına aslında karşı çıkıyorsun demektir. Yanılgı olup olmadığından bahsetmiyor. Bunu da söylemen zaten çelişir paragrafla. O yüzden C hiç olmaz. Öylesine ki artık bu yanılgının bir an önce aşılması gerekiyordu. Şimdi e, yanılgının bir an önce aşılması gerektiğinden bahsetmedi hiç. Aşılmasından da bahsetmedi. Çünkü... Bize ekstra bir şey daha söyleyeceğini söyledi öylesine ki sözcüğüyle dolayısıyla D olamaz. Kent yaşamının görünümleri romana konu olamıyordu. Hiç kent yaşamının görünümlerinden bahsetmedi. Köyle ilgili, kırsalla ilgili aslında tespitlerde bulundu. O yüzden kent yaşamı zaten hiç bahsedilmedi. Bu yüzden cevap A. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? Daha fani olaydı kurtulurdu zarardan. Aşkın ki farkı yoktur bir dağ başında kardan. Dizilerinde koşul söz konusu değil, olaydı derken istek anlamı vermiş sadece. Koşul söz konusu değil. Ve her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her akşam ürperir içimde yalnızlığım. Burada da koşul söz konusu değil. C. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isi. Dikkat! Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa koşul bu sarsın işte artık ömrümü tunç kandillerin ise diyerek ne yaptı koşula bağladı dolayısıyla c'deki dizelerde koşul söz konusudur diyebiliriz üzülme senden sonra kalbime girenlerin yalnız senin aksindir orada görecekleri burada da yok çok güzel bir dize bu arada belki bu mısralarım etecek gönüllerde fakat herkese uzak kalacak yalnızlığım dedi burada da belki diyerek e, ne verdi? Tahmin olasılık anlamı verdi. Ama bizden istediği koşul, koşulda sadece C de var. Bu yüzden cevap C. Bu parçadaki altı çizili cümleyle Servet-i Finuncular'a yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Servet-i Finuncular'ın çoğu bir edebiyat eserinin sanat değeri olmak şartıyla ana dili ile yazılırsa ancak yaşayabileceğini anlamadan öldüler. Bu çok önemli bir tespit. Yani diyor ki Servetif Yunancılar eserlerinde ana dili kullanmadılar. Eğer ana dille yazılırsa yani kendi dilleriyle yazılırsa o edebiyatın yaşayamayacağını, var olamayacağını düşündüler diyor. Ve bu yüzden de hep ne yaptılar? Yabancı kelimeler, yabancı dildeki sözcüklerle yazdılar diyor aslında. O halde A. Sanatsal başarıdan uzak olma. Hiç böyle başarı, sanatsal başarı tespitinde bulunmadı. Eserlerini yabancı sözcüklerle mi oluşturdular? Kesinlikle öyle. Çünkü ana diliyle yazılırsa ancak yaşayabileceğini anlamadan öldüler diyor. Bu işte tespit doğrudan buraya gönderme yapıyor. Amaç doğrultusunda sanat yapma. Hiç öyle amaç doğrultusunda sanat sanat yaptıklarını söylemiyor. Gerekli koşullardan yoksun olduklarını da söylemiyor. Sanatsal bilinç eksikliğinden de bahsetmiyor. Sadece dile dar bir yapılan eleştiri var burada. O da doğrudan B'de verilmiş. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ne bir sözcük fazla ne bir sözcük eksik cümlesi getirilebilir? Yani yeteri kadar, yeterli kadar sözcük kullanıyor gibi bir anlam bulacağım. Ee, bu tırnak içine verilen cümleyi getireceğim yerde. Gereksiz tek bir söz ya da sözcük bulamazsınız onun yazılarında. Her durumu, her olayı ya da olguyu yeteri kadar sözle dile döküyor. Şuraya getirebiliriz. Ne bir sözcük fazla ne bir sözcük eksik. Yeteri kadar dediği için. Böyle olmazsa o yazı pişmemiş bir yemeğe, demlenmemiş bir çaya benzer. Diyerek ne yaptı? E, ne bir sözcük fazla ne bir sözcük eksik bilgisini, fikrini... E, pişmemiş bir yemek ve demlenmemiş bir çayla benzetme ilgisi kurarak daha iyi anlamımızı sağladı. Dolayısıyla çok net bir şekilde tırnak içine verilen cümle hemen ikiden sonra gelmeli. Okuyucuyu bıktırır, edebiyat değeri olmaz böyle yapıtların. O yüzden de böyle yapıtlara okur da prim vermez diyerek hep kendinden önceki cümleye bağlayarak zaten devam ettirdi. Tırnak içindeki cümle ikinci cümleden sonra gelirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bu yüzden de cevap B. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. B) özellik ağır basmaktadır. C) Somutlama yapılmıştır. D) Neden sonuç ilişkisi kurulmuştur. E) Bir tahminde bulunulmuştur. Öncelikle bu paragrafın tamamına baktığımızda yazar ele aldığı bir sanatçının yazılarındaki dile dair ne yapıyor? Kendi yorumlarını söylüyor. Şimdi kendi yorumlarını okuyoruz hep. Ne diyor? Onun eserlerinde, onun yazılarında gereksiz tek bir söz ya da sözcük bulamazsınız. Her durumu, her olayı ya da olguyu yeteri kadar sözle dile döküyor. Böyle olması o yazı pişmemiş bir yemeğe, demlenmemiş bir çaya benzer diyerek hep kendi görüşlerini veriyor. Kendi görüşlerini veriyorsa özellik vardır ve burada bir fikir doğrultusunda da kendi düşüncesini söylüyor. Diyor ki okuyucuyu bıktırır. Edebiyat değeri olmaz böyle yapıtların diyor. Yani yeterli sayıda sözcük kullanmazsanız okuyucu bıkar, kaçar. O yüzden böyle eserlere e, okuyucu prim vermez diyerek bu konuyla ilgili görüşlerini de yazarın e, tanıttığı kişinin eserlerinden yola çıkarak da bir nevi kendi fikirlerini de söylemiş oluyor. Dolayısıyla tartışmacı anlatımdan da yararlanmıştır diyebiliriz. Çünkü öznellik varsa tartışmacı anlatım da vardır fikir doğrultusunda. Peki somutlama yaptı mı? Kesinlikle somutlama yaptı. Bize dedi ki gereksiz sözcük ya da fazla bir sözcük varsa dedi. Bu dedi aynı dedi pişmemiş bir yeme demlenmemiş bir çaya benzer dedi. Dolayısıyla burada çok güzel bir somutlama yaptı. doğrudan o yüzden C'yi deleyebiliriz. De Peki neden sonuç var mı? Evet neden sonuç ilişkisi var? Şuradaki o yüzden sözcüğüne çok dikkat etmeni istiyorum. O yüzdenin bulunduğu cümle kendinden önceki cümlenin sonucudur. Biz şunu bileceğiz. Bir cümlede eğer o yüzden, bu yüzden, bu sebeple gibi ifadeler varsa orada yüzde yüz neden sonuç ilişkisi vardır. Çünkü bana der ki dilciler ve anlam bilimciler bana der ki bu kelimelerin bulunduğu cümle sonuçtur. Bundan hemen önceki cümle nedendir yani gerekçedir. Şimdi bak şuraya. Biz neden böyle yapıtları okur prim vermez diyoruz. Çünkü edebiyat değeri olmaz böyle yapıtların diye. Ne yaptı? Dördüncü cümlede nedeni verdi. Beşinci cümlede de sonucu verdi. O zaman dört ve beş arasında neden sonuç ilişkisi var mı? Kesinlikle var diyeceğiz. Buradan da doğrudan D'yi eleyeceğiz. Peki bu paragrafta bir tahminde bulunulmuş mu? Hayır, bulunulmamış. Çünkü tahmin olması için bir olasılık, değil mi? İşte herhalde, galiba, sanırım, belki gibi ifadeler olması gerekir. Burada hep netlik var. Hep kesinlik bildiren ifadeler var. Tahmin bildiren herhangi bir ifade yok. O yüzden cevap E.